Ukrayna Savaşı, artan fiyatlar ve alım gücünün düşmesinin yanı sıra hükümetin getirdiği emeklilik yaşını 62-64'e çıkaran yasa tasarısı da protesto ediliyor. Bugün ikinci kez genel grev kararıyla sokağa çıktı Fransa'da birçok çalışan. Grevlere güçlü bir katılım vardı. Bu kez hükümet çalışanların protestolarına kulak verecek gibi görünüyor mu? 19 Ocak'ta olmuştu ilk grev dalgası. Buraya katılım çok büyük sürpriz yaratmıştı. 1 milyon 170 bin civarında işçi grevlere katılmıştı. Çok büyük bir gösteri olmuştu. Hükümet buna rağmen geri adım atmamıştı. Yeniden bugün sokağa döküldü tüm çalışanlar, ama her kesimden çalışan bugün sokaktaydı. Grevlerden daha fazla gösterilere katılım vardı. Sendikalara göre 2 milyonun üzerinde, polise göre ise 1 milyon 270 bin civarında kişi bugün bu yasayı protesto etmek için sokaktaydı. Bu her durumda bir önceki gösterilere göre daha yüksek bir rakam anlamına geliyor. Grevden sonra, bugünkü gösterilerden sonra ülkenin 8 büyük konfederasyonu oy birliğiyle yeniden toplandı ve yeniden grevlere devam kararı aldı. 7 ve 11 Şubat tarihlerinde hafta içi ve bir de cumartesi olmak üzere iki ayrı yeni grev tarihi daha belirledi. Çok ciddi bir bilek güreşi var ve bu bilek güreşi giderek de sertleşiyor. Rakamlar yükseliyor, açıklamalar giderek geriliyor. Başbakan Elizabeth Borne sokaktaki kaygıyı anlıyoruz ama bu reform gerekli, bundan geri adım atmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Macron 64 yaş emeklilik yaşından geri adım atmak söz konusu değil dedi. Ancak eğer sokakta bu sayı, bu rakam artarak devam ederse sanıyoruz önümüzdeki günlerde oturup yeniden düşünmek durumunda kalacaklar. Zira parlamento gündemine gelecek yasa ve burada da çok büyük bir kavga var. Hükümet parlamento çoğunluğuna da çok güçlü bir şekilde sahip değil. Dolayısıyla çok yoğun tartışmalar olacaktır. Önümüzdeki gösterilerin seyri belirleyecek hükümetin tavrını da diyebiliriz. Mehmet.